Ben eve ilk girdiğim anda enerjim düştü bence. Hmm. Çünkü ben koyu renklerden hiç hoşlanmıyorum. Bu benim zevkim. Sıla'nın zevki bu şekilde olabilir. Ben kendi zevkime göre yorum yaptım. Bu oda çok mu koyu mesela senin? Bana göre çok koyu. Beni bu renkler üstüme basıyor. Hmm. Enerjimi düşürüyor. Ben bir yerlerde bir renk arıyorum açıkçası. Gri de kullanılacaksa patlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Evin her yerinde gri var. Yatak odasındaki altın detayları bile gri ve siyahtan tamamen baskılanmış durumda. O yüzden puanımı hemen geçmek istiyorum. Peki, puanını görelim canım. Benim sana puanım 2 puan. Yani aslanım, öyle mi muhteşem bir mutfağa buraya turuncu halı serebilirsin patlatır diyen bir insandan hiçbir şey beklemiyordum zaten. Onun yandaşından da pek bir şey beklemiyorum. Yandaş benim yandaşım değil kimse. Yandaş derken? Ben buraya yarışmaya geldim. Ben herkes benim rakibim. Geldim. O da benim rakibim. Sen de benim rakibimsin. Bir başkası da benim rakibim. Ben burada kimseyi kendime yandaş belirleyecek bir insan değilim. Beğenmediğim şeye beğenmedim diyorum. Patlatabilirsin diyorum. Örnek veriyorum. Puanım da bu. Benim tarzım bu hayatım. Kesinlikle bu puanı emeğine hak ettiğini sağlık. Düşünmüyorum. Emeğine sağlık. Yazıklar ustaların, olsun. Başka ustaların, hiçbir şey söylemeyeceğim. Ustaların eline sağlık. Ustaların ve benim zevkime sağlık. Senin... Peki bir şey sormak istiyorum. Niye bu kadar ustalar? Bir şey söyleyeceğim. Tamam, biz ustalara bir miktar para ödüyoruz, yapıyorlar. Ama usta bunu kendi demedi ki ben bunu buraya koyayım diye. Ya da bu çıtaları ben buraya bu şekilde asayım demedi ki. Hayatta benim evime karışamaz. Ben ustayı yönlendiririm. Evet, benim evime tabii ki de usta bunu yapacak diye. Yani. Ben mi yapayım ya, siz ne istiyorsunuz evinde, ben anlamadım. Senin evinde bir renk kombinasyonu yok. Ama fikir veriyor. Ben bu duvarı böyle istiyorum diyor. Renk kombinasyonu sadece siyah ve beyaz. Bastırmak zorunda kaldım size. Yok, ama yok. Arkadaşı da pek susturmak mümkün değil. Evet. Sen benim güzel mutfağıma turuncu halıyı ser dedin ya. Bu mu senin için renk kombinasyonu? Evet, bu. Gri, açık gri, siyah, beyaz evyeden sonra turuncu bir halı. Neden patlatamıyorsun ki? Turuncu çok yakışıyor. Dene derim. Ben yakıştırmıyorum hayatım. Çok bu sizin zevksizliğiniz. Bu tasarımcımız konuştu. Evet. Kesinlikle. Gri koltuklar verirler. Turuncu yastıklar olur. Yani çok gri ve çok siyah benim gerçekten enerjimi çok düşüren kombinasyonlar. Evet, tekrar aynı şeyleri tekrar etmeye başladınız. Tamam, Merve seninle devam edelim. Aslanım, ben misafirperverliğinden hiç memnun kalmadım. Beni mutfağa girdim, kovdu. Yatak odasına girdim, kovdu. Niye kovdu seni? Ben orada eleştirilerimi değildim. Kabul etmedi. Yani yorum yapıyorum, diyorum ki hani şuraya şunu koysaydın daha güzel olurdu. Buraya bunu koysaydın, buraya keşke kendi dokunuşlarını yapsaydın. Yükselmeler. Yani eleştirilerimizi beğenmediği için bizi mutfaktan kovdu. Peki başka kimi kovdu mutfakta? Beni de kovdu. Gökçe'yi de kovdu aynı şekilde. Siz nasıl nitelendiriyorsunuz? Bence yaklaşımla alakalı. Kesinlikle aslanım. Aynen, yani bir şey var aslanım. Biz müteahhit değiliz, biz ressam değiliz. Atıyorum herkes el yeteneği diye herkes bir şey yok. Hayır. Yok, ben şey siz demeye de çalışıyorum. Şöyle giriyorlar. Bir dakika Gizem. Evet, ben şey demeye çalışıyorum. Herkes de eleştirmeye geliyor. Biz gayet de eleştirdik tabii. Ama uygun bir üslupla eleştirdik. Sana göre kovdu mu mutfağın? O yüzden kimse bizi kovmadı. Yani aynen. Gayet saygılı bir şekilde eleştirimizi yaptık. Biz hakaret etmedik. Gayet sessiz tonla konuştuk. Hakaret etmiyorum şu anda. Üslupsuz da demiyorum. Kendi eleştirimden bahsediyorum. Keşke biz konuşurken dinleseydik. Ama sen kendini o şekilde düşünüyorsan ben sana diyecek bir şeyim yok. Hayır, sen şu an kendini savunurken bana hakaret ediyorsun bence. Yani benim kendimi savunacak bir yanım yok. Ben gayet gittim efendi gibi yorumumu yaptım. Ben de gayet normal bir şekilde. Ben de gayet normal bir şekilde yorumumu yaptım. Kendi yorumumu kattım. Yani belki bilemiyorum artık. Neden kovulduğunuzu siz daha iyi biliyorsunuz kızlar. Bize yükseldiği için olabilir yani. Belki. İnsan kendini savunuyor. Ben dayanamayıp odadan çıkmıştım. Bir şey söyleyeceksin Gizem. Söyle sonra Merve. Aslanım, ben yatak odasında da göreceğimi gördüm. Kapının önünde de duyacağımı duydum. Yani tutup da senin burada hiçbir emeğin yok. Burada daraldım. Ya bunlar yetince saygısız bence. Daha ne konuşmasın, ne yani, konuşmanızı bekliyorum. Doğru siz saygısız değil. Bu kadar. Saygısızlık ben mi? Sen bana saygısız değil. Tutup da son kişisin bu arada. Senin evindeyken ya
yaptığın saygısızlığı da gördüm. İyi ki bir laf öğrendin sende. Hayatım bu bizim dilimiz, senden mi öğreneceğim? Aslı Hanım oradayken salonunu terk edip giden birisi bana saygısızsın diyemez kesin hayatım. Hayatım ben seni görmek istemedim. Duymak istemiyorum. Kes sopot doğru. Tamam canım sen de. O dediğinde. Gizem adaletli bir insan değil. Önüne gelene yorum yapıyor. Ona kötü yorum yapıldığı için de bizim üzerimize oynuyor. Kendini göstermeye çalışıyor. Fakat ben neyse onu söylüyorum. Lütfen Merveciğim hadi devam edelim. Ben istemiyorum bu gerginlik. Lütfen rica ederim. Gerçekten yatak odası sadece düz, dolap, komodin, şifonyer, yatak. Başka hiçbir şey yok. Ben orada bir dokunuşlar isterdim. Hayat, sen hayatın o kadar güzel altın tavan gördün mü acaba? Niye ondan gördüm mesela? Gördüm çünkü evimde var söz zaten. Söz edilmiyor da mesela bir dakika hiç mi iyi bir şey görmediniz? Hiç beğendiğiniz bir şey olmadı mı? Ben yatak odasını hiç beğenmedim gerçekten. Tamam eleştirin salon. Yani. Tamam genel. Salonda beğendiklerimi söyledim. Koltuk, bir uyum yok mu burada? Koltuklar çok güzel ama söyledik. Renk uyumları birbirini tutuyor ama renk bana uymuyor. Ben bunu söyledim. Ben benim puanını merak ediyorum. Bir puanını görelim. Gerekirse üzerine konuşuruz. Puanını görelim Merveciğim. Benim sana puanım, benim bu puanımın olma sebebi tamamen misafirperverliği yüzünden. Aa! Bir puan. Evet. Ay çok ayıp ya. Ayıp değil, bana yapılan da ayıptı. Bir ben nedir ya? Bence ses bir aralarında kahve ikram ettim, ellerimle onlar çok sana kaç puan vermişti Sıla? 4 puan vermiş. Ay çok yazık az. Evet. Ne ayıptı sana yapılan? Haksızlık. Bizi hem bu kovdu, sonra gelip set arasında üstümüze yürüp iğrençsiniz dedi. Bu eyvah çok yanlış bir... Üstünüze yürümek ne demek? Yürüdün yani, seni çektiler evet, ya. Üstünüze geldin ve seni başka odaya çektiler. Duruyordum, konuşmak istedim sadece. Siz avukatısınız diye duruyordunuz. Ya avukatı da gelemiyor, sen tam neyse intihar edemem. Tamam, tek tek konuşuyorlar, tek tek konuşuyor. Şimdi set arasında böyle gerginlikler oluyor bazen. Keşke olmasaydı. Yani benim gibi naif bir insanı çıldırttılar evet, ya. Evet inanamadım ben şu anda. Ya helal olsun diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Arkadaşların ikisi de buraya ne için geldi acaba gayet şey, belli. Bir şey söyleyeceğim. Hani bazen sakin oluyoruz ama sonucunda bu bizim evimiz tabii ki arkasında duracağız. Acaba eleştiriye mi açık değildim? Değil asla. O an. Asla eleştiriye değil. Gerçekten açıktım Aslı Hanım. Gerçekten. Hani değilsin. İnanın bana gerçekten açıktım ama arkadaşların eleştiri yapması... Hani direkt giriyorlar ya. Hani birazcık parçalardan bahsedip bunu beğendim, bunu beğendim hani ama... Olumlu hiçbir şey mi duymadın? Hiçbir şey duymadım ya. Bu perden güzel vermedin ki hayatım. Fırsat vermedin. Az önce ben yorum yaptım. Verildi, sıra sendeydi. Ben bir şey yorum söyledim yaptım. Mi? Tamam tek tek konuşun lütfen sağ ol. Ben yorum yaptım. Bu böyle, evet. Bu böyle, bu böyle. Buraya bunu koysan iyi olurdu dedim. Ama sen sürekli kendini savunmaya geçtiğin için... Geçeceğim hiçbir tabii ki. Hiçbir şekilde beni kim dinlemedin. Kim geçecek beni savunmaya? Ve ama ben de yükseliyorum. Ki. Bana saldıran bir insana ben de saldırırım hayatım. Altta mı kalacağım? Kalamam. Evet toplamda 10 puan aldın gelinlerden Sıla. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Sıla'cığım 2 gündür son derece sakin, son derece sesi çıkmayan, sessiz bir gelin tanıdık biz. Bugünse biz... Farklı, bambaşka bir Sıla gördük. Tabii ki evinin arkasında durman çok değerli, çok önemli. Burası senin evin. Tabii ki evini savunacaksın. Ama senden beklemediğimiz çıkışları ne yazık ki burada gördük. Bazen insan kendini haksızlığa uğradığını hissedip hani bu şekilde gergin cevaplar verebiliyor ve kendi kişiliğinin dışına çıkabiliyor diye düşünüyorum. Çok güzelsin, çok güzel gözlerin var. Kendin çok güzelsin, huyunda eminim çok güzel. Böyle eleştirilere biraz daha sabırlı davransan senin için çok daha iyi olacak. Hayatın içinde de bu senin için gerekli olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Eve gelince uzun zamandır bu kadar gri bir ev görmüyorduk. Duvarı gri, kanepeler gri, perde gri, yer gri. Gri, gök gri neredeyse. Evet bir hayli fazla gri olan bir salondayız. Bununla birlikte çeyizin bence çok güzel ve yeterliydi. Ben çok sevdim çeyizini. Masanda çok lezzetli, güzel ve yöreye ait lezzetleri gördük. Bunun için sana çok çok teşekkürler ediyorum. Onunla birlikte ben Aslı ablan olarak misafirperverliğinden gayet hoşnutum. Çok da güzel bir gün geçirdim kendi adıma. Lakin öfke kontrolün
olması gerektiğini düşünüyorum. Seni seviyorum ve yanaklarından öpüyorum. Benim puanımı da cuma günü göreceksin. Evet, her şey için çok teşekkür ediyorum Sıla'cığım. Her şey gönlünce olsun inşallah. Sizlere de çok teşekkürler ediyorum. Yarın Kübra sendeyiz, Tekirdağ Ergene'deyiz değil mi? Evet, Boza Diyarı'na geliyorsunuz. Evet ya, bizi Boza ile karşılayacağını düşünüyorum. Sürprizlerim var. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın. Bye bye.